Yeşil vatanın ormanları onlara emanet. Ellerinde dürbünleriyle 7/24 mesaideler. Ekol TV ekibi Muğla Marmaris'te 900 rakımlı Palamuttepe Yangın Gözetleme Kulesi'ndeydi. Ekiplerin 40 derece sıcakta verdiği mücadeleyi de yerinde takip etti. Bekir Mert'in özel haberini Aytekin Polatel görüntüledi. Ellerinde dürbünler, gözleri Ege'nin Kızılçam ormanlarında. Onlar yeşil vatanın görünmez kahramanları. Nasıl mücadele ediliyor burada? Ya şöyle, ihbar bize diyelim ki kendimiz görürsek, hangi mevkide, hangi bölgede gördüysek, o mevkideki ekipleri bildiğimiz için ilk o ekipleri çıkartıp işletmemize haber veriyoruz. Diyoruz ki şu bölgede duman gördük veyahut ateş gördük. En kısa, en yakın mesafede olan ekiplerimizi en kısa sürede ulaşacak şekilde, hızlı bir şekilde hareket ettiriyoruz. Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarına müdahale ilk bu noktadan başlıyor. Burası Muğla'nın Marmaris ilçesine en hakim noktalardan biri. 900 metre rakımlı Palamuttepe. Yeşil vatanda çıkan orman yangınları ilk olarak bu tepeden tespit ediliyor. Gece ve gündüz olmak üzere iki vardiyada üç ekip görev yapıyor. Sürekli teyakkuzdalar. Yangın gözetleme kulesinde ekipler 7/24 mesaide. Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanlar an be an takip ediliyor ve küçücük bir ihbar değerlendiriliyor. O noktaya hızlıca ekipler sevk ediliyor. Turunca ulaştığı zaman yangını gördüğü anda bize net bir bilgi aktarıp yangın hakkında durumunu bildirip biz ona göre takviye ekip istiyorlarsa takviye ekip çıkartacağız. Hava aracı ihtiyaç varsa hava aracı yönlendireceğiz. Ona göre en kısa sürede yangını etkisiz hale getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Turunç'ta yangın başlangıcımız var. Acil hareket edin arkadaşlar. Şu anda bir ihbarı ekipler hızlıca değerlendirdi. O noktaya ekipler sevk ediliyor. Bir yandan da ellerinde şu anda dürbünlerle yangının ihbar edildiği nokta, bölge an be an taranmaya devam ediyor. Gözetleme kuleleri son teknolojiyle donatıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sahasında yaklaşık 51 tane yangın gözetleme kulesi var ve bu kulelerin 29'unda kameralar kullanılıyor. Termal kameralarla duman çıktığı nokta anlık olarak tespit ediliyor. Günde kaç ihbar düşüyor bu noktaya? 15-20'yi bulduğu zaman da oluyor. Yani bu rakam günlük olarak değişiyor. Havanın rüzgarlı olduğu zaman mesela elektrik kablolarından çok ihbar geliyor. Başlangıçlarımız oluyor. Ayrıca işte gelen tatilcilerin mangal yakmasından dolayı.